Merhabalar. Ben uzman öğretmen Ahmet Sert. Kırıkkale Merkez Hüseyin Özenen Ortaokulu'na görev yapmaktayım. Bu araştırmayı Kırıkkale Üniversitesi'nden kıymetli hocam, doçent doktor Neslin İhtiyaroğlu ile birlikte hazırladık. Okul müdürleri ve öğretmenlerin okulun fiziki özelliklerine yönelik görüşleri, karşılaştırmalı bir çalışma adlı araştırmamızın ana teması eğitim ve öğretim süreci, alt teması ise eğitim ortamlarıdır. Sunumuz, problem durumu, araştırmanın amacı, araştırma soruları, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler kısımlarından oluşmaktadır. Bu konuyu seçmemizin nedenlerine bakalım. Öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde üst düzey kazanım elde etme hedefini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Öğretmenin niteliği, eğitim programları ve okulun fiziki yeterliliği gibi faktörler bu sürecin başarılı olup olmamasında önemli rol oynamaktadır. Eğitim kurumlarının fiziki yapısı, öğrenci başarısı ve öğrenme deneyimleri üzerinde kritik bir etkiye sahiptir. Bireyler, yaşam süreçlerinde çevrelerindeki nesnelerin ve mekanların işlevsel özelliklerini bizzat deneyimleyerek ve keşfederek öğrenirler. Bu bağlamda etkili bir biçimde tasarlanmış eğitim ortamları, öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimi artırma ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturma konusunda kilit bir rol oynamaktadır. Araştırmanın amacına gelirsek, bu araştırma Kırıkkale ilinde görev yapmakta olan okul müdürleri ve öğretmenlerin eğitim ortamlarının fiziksel özellikleri konusundaki algılarını kıyaslayarak eğitim çevrelerine yönelik önerilerde bulunmayı ve gerekli önlemlerin alınmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Okul müdürleri ve öğretmenlerin okulun fiziki özellikleri ile ilgili algıları hangi kavramsal kategoriler altında toplanmaktadır? Okul müdürleri ve öğretmenlerin okulun fiziki özellikleri ile ilgili görüşlerinde farklılıklar var mıdır? Okul müdürleri ve öğretmenlerin okulun fiziki özelliklerinin önemine dair görüşleri, fark ettikleri eksiklikler ve iyileştirmeye yönelik önerileri nelerdir? Çalışmamızın yöntemindeki detaylar şu şekildedir. Araştırmada olgu bilim deseni temel alınmıştır. Araştırmanın katılımcı grubu ölçüt örnekleme ile seçilmiştir. Araştırmaya 18 öğretmen ve 16 okul müdürü olmak üzere toplam 34 katılımcı katkı sunmuştur. Verileri toplamak için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Bu form 5 soru içermektedir. Toplanan verilerin analizinde frekans dağılımı ve içerik analizi kullanılmıştır. Bulgularımız katılımcıların vermiş olduğu cevaplardan oluşmaktadır. İlk sorduğumuz soruda okulun fiziki özellikleri ifadesi size neyi çağrıştırıyor denmiştir. Okul müdürleri ve öğretmenlerimizin verdiği cevaplar tablolarda gösterilmiştir. Okul müdürlerimizin verdiği cevaplara baktığımızda okul binası, derslik, lavabo ve koridor alanları kategorilerinde yoğunluk görülürken, öğretmenlerimizin cevaplarında okul bahçesi, teknolojik altyapı, sosyal, kültürel ve sportif bölümler kategorileri öne çıkmaktadır. Diğer bir sorumuzda okulun fiziki özellikleri sizce önemli mi? Neden sorusu sorulmuştur. Evet, önemli diyen okul müdürleri ve öğretmenlerimizin cevapları güvenli eğitim ortamı, öğretmen ve öğrenci mutluluğu kategorilerinde ortaklık göstermiştir. Bunun yanı sıra okul müdürlerimiz temel ve sağlıklı eğitim ortamı kategorisine, öğretmenlerimiz ise etkili ve kalıcı öğrenme kategorisine yoğunluk göstermişlerdir. Okulunuzda var olan fiziki özellikler size nasıl katkı sağlıyor sorusuna okul müdürlerimiz güvenli eğitim ortamı ve afetlere dayanıklılık kategorilerinde cevaplar verirken, öğretmenlerimiz ise öğretmen ve öğrenci mutluluğu, etkili ve kalıcı öğrenme, öğrenci motivasyonu kategorilerinde yoğun cevaplar vermişlerdir. Okulunuzda olmayan fiziki özelliklerin eksikliği sizi olumsuz yönde nasıl etkiliyor sorusuna okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz etkili öğrenmenin gerçekleştirilememesi ve doğal afet korkusu kategorilerinde ortak yanıtlar vermişlerdir. Bunun yanı sıra okul müdürlerimiz öğretmen ve öğrenci mutsuzluğunu da
cevaplarına eklemişlerdir. Son sorumuzda okulunuzun fiziki özelliklerini iyileştirmeye yönelik önerileriniz nelerdir denmiştir. Bu soruya okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz, okullara ayrılan bütçenin artırılması ve Milli Eğitim Bakanlığı planlama çalışmaları kategorilerinde yoğun cevaplar vermişlerdir. Bunun yanı sıra öğretmenlerimiz sosyal, kültürel ve sportif bölümler eklenmesiyle teknolojik imkanların artırılması kategorilerinde de cevaplar vermişlerdir. Çalışmamızın sonucuna bakalım. Araştırma sonuçları okul fiziki özellikleri konusunda okul müdürleri ve öğretmenler arasında ortak görüşlerin bulunduğunu gösterse de bazı hususlarda farklı önceliklere sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar okulun fiziki özelliklerinin yöneticiler ve öğretmenler arasındaki perspektif farklılıkları gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Okulun fiziki özelliklerinin kullanıcılar üzerinde belirgin bir etki bıraktığı ve aynı zamanda okul binalarının işlevselliğinin öğretim ve öğrenme süreçleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Okul fiziki özelliklerinin paydaşlar üzerinde etkili olmasından dolayı okul yöneticilerine ve planlamacılara okulun fiziki ortamını geliştirmeye yönelik stratejiler belirlerken farklı paydaşların beklentilerini dikkate alma gerekliliğini vurgulanmaktadır. Araştırmamızın önerileri. Eğitim kurumlarının fiziksel yapısı, öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı ve güvenli bir öğrenme ve çalışma ortamında bulunmalarını destekleyecek şekilde planlanmalı. Bu planlama çerçevesinde tüm paydaşların görüşleri alınmalıdır. Okulun fiziki özelliklerine yönelik iyileştirmelerde bütçe planlaması yapılırken öncelikli alanlar belirlenmeli ve kaynaklar etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, gelecekte yapılacak olan eğitim kurumu binalarında paydaşların beklentilerini karşılayan daha modern ve işlevsel bir tasarım benimsemelidir. Ayrıca okul binalarının yerleşkelerinin belirlenmesinde ulaşım, güvenlik, nüfus yapısı gibi çevresel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.